Merhaba dostlar, yine beraberiz. Bugün beni çok heyecanlandıran bir konu olan Göbekli Tepe'nin insanlık tarihi açısından neden önemli olduğunu ve neden olmadığını çift yönlü olarak inceleyeceğiz. Çünkü özellikle Türkiye'de yanlış bilgilerle karışmış bir algı var. Ve bunda maalesef çok erken yapılan belgesellerin de büyük etkisi oldu. Göbekli Tepe, Urfa şehrimizde bulunan günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi kalıntılara verilen isimdir. Orta Doğu'dan uzanan tarihsel hattı inceleyen arkeologlar ilk defa 1963'te Göbekli Tepe'nin de bu hatta dahil olduğunu ve buranın da bir sit alanı olduğunu keşfettiler. 1995 yılında ise kazılar başladı. Kazı başkanı Klaus Schmidt'in çok emeği var çünkü buradan yol geçecekti ve Klaus Schmidt Alman hükümetini araya sokarak uzun uğraşlar sonucunda yol geçmesini önledi. Ve insanlık tarihinin en önemli buluntularından bazıları onun sayesinde ortaya çıktı. Şu ana kadar bölgede 4 adet anıtsal yapı açığa çıkarılmış olup, yapılan ölçümler sonucunda Göbekli Tepe'de en az 20 anıtsal yapının olduğu anlaşılmıştır. Yapıldığı dönemde eldeki bulgulara göre insanların avcılık ve hayvancılıkla geçindiği, henüz tarımın yapılmadığı düşünülmektedir. Yerleşim yerinin konumu, açığa çıkartılan devasa boyutlu yapılar, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar ve bu dikili taşların yerleştirilmesi bakımından taş çağı insanların büyük bir organizasyon ve uzun bir zaman dilimi dahilinde hareket ettiklerini bize gösterdi. Anıtların şaşırtıcı taraflarından biri de yapıldığı yer. Taş çağı insanları genellikle yaşam alanlarını ve tapınaklarını su kaynaklarına yakın olacak şekilde düz yerlere daha küçük boyutlarda inşa ediyordu. Fakat Göbekli Tepe tamamen sulak bölgelerden uzak ve çok yüksek bir konuma inşa edildiği için ayrı bir öneme sahip. Bulunduğu tepe 200 kilometrelik bir alandan görülebilecek olduğu için muhtemelen bunun bilinçli bir seçim olduğu düşünülüyor. Ancak neden ve nasıl taş devri insanları böyle bir inşaata girişmiş olsun? En büyük merak konusu bu. Göbekli Tepe'yi fiziki olarak da biraz daha inceledikten sonra tekrar neden ve nasıllarına dönüş yapacağız. Şimdi biraz özetleme yapalım ve genel hatlarıyla tekrar tanıyalım. Göbekli Tepe farklı dönemlere ait katmanlardan oluşuyor ve şu ana kadarki bulgulara göre tam olarak 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Ancak daha çıkarılmayan yerleri var ve birkaç bin yıllık daha eski yapıların olduğu da düşünülüyor. 12 bin yıl önce insanoğlu henüz tarım evresine geçmemişti. Taş devri insanı avcı toplayıcı toplum olarak yaşıyordu. Avcı toplayıcı insanlar paranın kullanılmadığı, zihinsel ve yaşam tarzı olarak hayvanlardan kendimizi çok da ayırmadığımız, lider kavramının, yönetici kavramının olmadığı, savaşların henüz başlamadığı, doğal çevreden yabanıl olarak toplanan meyve sebzelerin ortak olarak tüketildiği, birliğe dayalı yaşam standardına sahiptiler. Kısaca tam bir komün yaşantı denilebilir henüz çanak çömlek yapımı bile dönemdeş olarak başlayacak. Peki gerçekten de bu insanları, yani tek derdi hayatta kalmak olan bu insanları hangi neden böylesine büyük bir organizasyona itmiş olabilir? Bu sorunun cevabı tam olarak bilinmese de iki neden daha çok öne çıkıyor. İlki ticaret. O dönemlerde para alışverişi yok ancak takas var. İnsanlar ellerinde olanları daha farklı ürünlere sahip olanlarla değiştiriyorlar. Dünyanın ilk köyleri diyebileceğimiz ve avcı toplayıcıların kendilerini güvende hissetmek için bir arada yaşadığı küçük yerleşim yerleri arasında böyle bir takas işleminin yapıldığını biliyoruz. Hatta Anadolu'da bulunan bazı taşlardan yapılma ürünlerin Filistin tarafındaki dönemdeş tarihi alanlarda da ortaya çıkması bunun için önemli bir işaret. Kısaca bu kadar yükseğe ve uzun bir mesafeden görülebilecek bir alana yapılmasının nedeni yolcuların kaybolmadan rahat bir şekilde bulup bu alanda takaslarını gerçekleştirmeleri olabilir. Ve Göbekli Tepe'deki hayvan sembolleri de çeşitli köy ve kabilelerin kendi sembolleri olabilir. Hatta buradaki dairesel yapıları ticarete katılmak isteyen farklı toplumların her biri kendi adına yapmış da olabilir. Ama sadece olabilir diyoruz. Üzerinde durulan ikinci ihtimal ise din. Din, İnsanoğlunun her evresinde toplu olarak çalışabilmek için itici nedenlerden biri olmuştur. Kesin bir kanıtı olmasa da göbekli tepenin tapınak olarak yapıldığı düşüncesi en önemli iddialardan biri. Aslında o dönemlerde avcı-toplayıcı toplulukların böylesine ortak bir inanca sahip olması beklenmiyordu. Çünkü tek amacı hayatta kalmak olan insanın böyle bir çalışmaya hem zihin yorması hem de zaman ayırması için gerekli boş vakitlerinin ve ritüelli din algısının yerleşmiş olması şaşırtıcı bir durum. Bu, dünyanın hiçbir yerindeki avcı toplayıcılarda görülen bir olay değil. Ancak Göbekli Tepe'yi incelediğimizde, tekerleğin bile icat edilmediği bir dönemde ağırlığı 16 tonu bulan sütunların dahi taşındığını ve belirli bir düzende yerleştirildiğini görüyoruz. Peki burası bir tapınaksa hangi dinin tapınağıydı? Uzmanların görüşlerine göre şamanizm benzeri bir din. Yani doğaya saygının, doğayla bütünleşmenin olduğu bir din. Çünkü duvarlar, aslan, yaban domuzu, çeşitli kuş türleri, leopar ya da bugün olmayan nesli tükenmiş canlıların tasvirleriyle dolu. Hatta bazı hayvan türlerinin derinlemesine heykelleri yapılmış. Yani eğer Göbekli Tepe bir tapınaksa, bu bölgede yaygın olarak kabul edilen bir inancın tapınağı olması gerekir ki, zaten çok az olan insan nüfusu böyle bir organizasyona girişsin. Dairelerin ortasında büyük sütunlar var. Bu sütunlar insanı sembolize eden sütunlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü elleri karınlarında olacak şekilde çizilmiş. Ama yüz çizimleri yok. Yüz çizimlerinin olmaması bu sütunlarla tasvir edilen kişilerin tanrısallık özelliğinde görüldüğü anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum. Eğer Göbekli Tepe tapınaksa hayvanlara yönelik korku, saygı ve ilahlaştırmanın olduğu şamanizm benzeri bir inanış ile birlikte bazı insanların tanrısal kabul edildiği bir dinin birbirine geçmiş şekli olmalı. Garip ve bence tüyler ürpertici bir durum daha var. Göbekli Tepe'de 20 büyük halka olduğu düşünülüyor. Ancak Göbekli Tepe gibi Urfa civarında 12 tane daha büyük halkalar silsilesi olduğu biliniyor. Şu anda sadece burada kazı var ve diğer 12'si Göbekli Tepe sonlanınca başlayacak. Çok ilginç olan kısım şu ki zaten az olan insan nüfusu nasıl bir dine bu kadar bağlıydı ki Urfa'nın her yerini tapınaklarla doldurdu. Neyle karşılaştılar ve ne yaşadılar ki taş devri insanı bunları yaptı. Ve yine ilginç bir durum, biz Göbekli Tepe'nin günümüzden 12 bin yıl önce kutsal kabul edilen tapınaklar silsilesi oluşturduğunu varsayıyoruz. Ancak arazi sahibi Mahmut Yıldız olsun, araştırmacılar olsun, daha geçtiğimiz birkaç yıla kadar bu dağlık alanın Urfa halkı tarafından kutsal kabul edildiğini, insanların buraya gelip kurban kestiğini, adayı olanların adaklarını burada gerçekleştirdiğini ve hastalığı olanların geceleri burada konakladığını söylüyorlar. Yani 12 bin yıldır aralıksız kutsal kabul edilen bir tepe. 12.000 yıldır etkisi süren bir inanç. Ve eğer aynı inancın devamı olarak Urfa insanı burayı kutsal kabul ediyorsa ki bu bir tesadüf değil, öyle olmalı, şu anda da Urfa halkının bir bölümünün Göbekli Tepe'yi yapan insanların torunları demek oluyor bu. Bu gerçekten heyecanlandırıcı ve ilginç bir durum. Zaten Urfa şehrinin tarihine baktığımızda Dünyanın en eski ve önemli şehirlerinden biri olduğunu görüyoruz. Ama bu kadar uzun süredir devam eden din kalıntısı olması daha garip. Kutsal alan konusuna geldiğimizde, Şanlıurfa'nın her yerinde bir kutsaliyet var. Örneğin Balıklıgöl mevzusuna bakalım. Balıklıgöl inanca göre İbrahim Peygamber'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yerdir. Halk arasında buradaki balıklara zarar veren kişinin başına belalar geleceğine inanılır. Burada ateşe atılan kişi İbrahim peygamberdir ya da o dönemde zalim bir lidere baş kaldıran halk kahramanıdır. Onu bilemeyiz ama en basitinden bir hikaye bile Urfa'da binlerce yıl geçmişe gidiyor. İnsanlığın kadim zamanlarına. Ve Balıklı Gölü'nün yanı başında da bir heykel bulundu. Bu heykel insan boyutlarındaki en eski insan heykeli olarak kabul ediliyor. İsmi Urfa Adamı. Göbekli Tepe ile aynı dönemlerde yapılmış. Şu anda dünyadaki en özel müzelerden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor ki gitmeyi çok istiyorum, henüz şansım olmadı. Ama bu yıl hem Göbekli Tepe'yi hem de müzeyi ziyaret etmeye niyetliyim. Dünyada dostlar, kadim halklara ait burası kadar özel müze bulamazsınız. Şimdi neden Göbekli Tepe'nin tapınak olduğu konusu daha baskın kalıyor biraz daha irdeleyelim. Nevali Çori diye bir yer. Yine Urfa'da ama burası şu anda barajlar nedeniyle su altında kalan yerlerden biri. Şu anda ekrana bir resim koydum. Nevali Çöri su altına batmadan son çekilmiş fotoğrafı. Göbekli Tepe'deki yapıların aynısının küçüğü burada var. Köyün hemen hemen ortasında ve işlev açısından belli ki tapınak. Muhtemelen insanlar Göbekli Tepe gibi yukarıda kalan suyun bile olmadığı yere gitmek yerine artık yaşadıkları yerlere daha küçüğünü yaparak dinlerini hayatlarının merkezine taşımışlar. Zaten Göbekli Tepe'nin 1500 yıl kullanıldıktan sonra önemini yitirdiği düşünülüyor. Ancak çok gariptir ki burayı yapan halk 1500 yıl kullandıktan sonra üzerini toprakla örtüp kapamış. Bu yüzden bugün bu kadar iyi korunmuş halde kaldı. Bu çok enteresan çünkü eğer önemini yitirdiyse dünyadaki diğer benzerleri gibi yani şehir olur, kilise olur, ne olursa olsun önemini yitirdiyse uğraşmamaları, terk etmeleri daha mantıklı olurdu. Çünkü o kadar büyük bir alan ki Göbekli Tepe, üzerini örtmek, baştan inşa etmek kadar zor. Arkeologlar önemini yitirdiği için üzerini kapattığını söylese de bu, çoğu uzmanı pek tatmin etmiyor açıkçası. Ve zaman içinde aslında farklı nedenlerden dolayı üzerinin örtüldüğünü bulacağımıza inanıyorum. Kişisel fikrimi sorarsanız ki muhtemelen sormazsınız ama ben söyleyeyim, ya bu coğrafyaya doğru dışarıdan bir göç dalgası vardı ya da korunulması gereken düşman halklar ortaya çıkmıştı ki Göbekli Tepe'deki tapınakları korumak için üzerine örttüler. Benim fikrim daha çok bu yönde. Bekleyelim ve zaman bize ne gösterecek görelim. Buradaki pagan dininin izlerini günümüzde Urfa halkında gördüğümüzü söylemiştik. Ama en az bu kadar önemli olan başka bir toplulukta daha görüyoruz. Neresi mi? Tabii ki Konya'daki Çatalhöyük. Çatalhöyük insanlığın en eski şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Göbekli Tepe ile arasında 2-3 bin yıllık bir zaman dilimi var. Yani Çatalhöyük milattan önce 8 binlere dayanıyor ancak T şeklinde sütunlar ve Göbekli Tepe'den çıkan benzer heykelleri orada da bulduk. Yani bu nasıl bir dinse çok uzak mesafelere yayılmış ve insanları etkisi altına alabilmiş. Hem de uzun vadeli bir süreçte. Geçtiğimiz yıllarda Alman Der Spiegel dergisi Göbekli Tepe'yi kapak yapmış ve İncil'de bahsedilen Hz. Adem'in cennetten gönderildiği yerin Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe bölgesi olabileceğini yazmıştı. Şu anda bu fikirlerden biraz daha uzaklaşıldığını söyleyebilirim. Ayrıca dergide Adem'in cennetten atılmasından sonra burada toprağı işlemeye başladığı ve ilk tarımın da burada yapıldığı belirtildi. Ayrıca dergide yapılan araştırmada 68 yeni buğday çeşidinin kıyaslandığı ve en eski antik buğdayın hala orada yetiştiği ortaya çıktığı vurgulandı. Evet öyle ama buradaki buğday kalıntıları özellikle belirtelim ki yabani buğday. Yani ekme biçme ürünü değil, avcı toplayıcıların toplayıcılık kısmından gelen doğal arazide yetişen buğdaylar. Göbekli Tepe ilk ortaya çıkarıldığında dizilişinin yıldızlara göre yapılmış olduğu düşünülmüştü. Ancak şu anda bu iddiadan tamamen vazgeçildi. Çünkü çok zorlanmasına rağmen bu şekilde bir gözlem bulunamadı. Ve ayrıca Göbekli Tepe içerisinde gökyüzüne dair hiçbir şekil yok. Ne güneş, ne yıldızlar, hiçbiri buraya çizilmemiş. Sadece kesin olmamakla beraber silik bir ay sülüeti olduğu düşünülüyor. Ama bu da bir şey ifade eden bir bulgu değil. Buradan çıkana göre uzmanlar, o yıllarda insanların henüz gökyüzüne anlamlar yüklemeye başlamadığını, daha çok çevremizde olan bitenle alakadar olduğumuzu düşünüyorlar. Mantıklı olan da bu. Çünkü insanoğlunun en önemli derdi, günlük yiyecek ihtiyacını karşılayarak hayatta kalabilmek, vahşi hayvanlara karşı mücadele etmek. Dostlar, vahşi hayvan dendiğinde küçümsemeyin. O dönemde bu bölgede aslandan tutun, her şey var ve boğa gibi hayvanların boynuz açıklıkları 3 metreye kadar ulaşabiliyor. Yani günümüzdeki boğalardan 2-3 kat daha irilerini ve doğada yaşadıkları için kaslı ve saldırgan olduklarını hayal edin. Böyle bir ortamda insanın gökyüzünü anlamlandırmaya çalışacak kadar yeryüzünü kontrol altına almış olmasını bekleyemeyiz. Biz bu hayvanları evcilleştirmeye başlayarak yaşam alanlarını küçülttüğümüz için günümüzde boyutları paralel şekilde küçüldü. İlk gökyüzü incelemeleri Göbekli Tepe'den 3-4 bin yıl sonra başlıyor. Şimdi Göbekli Tepe'nin nasıl yapıldığı ile ilgili şu ana kadar öğrenebildiklerimizi konuşalım isterseniz. O yıllarda ne tekerlek var ne yazı. Ancak sütunlar 5 metreye ve 16 tona ulaşabiliyor. Bu sütunların çevrede bulunan kayalardan yapıldığı ve yerlerinde oyulduktan sonra taşındığını biliyoruz sütunların kayık benzeri tahtaların üzerine yerleştirilip aynı sistemde itilerek 30-40 kişilik gruplar tarafından taşındığını biliyoruz. Hatta bazıları daha kaldırma aşamasında kırıldığı için olduğu yere bırakılmış öylece duruyorlar. İlk başlarda Göbekli Tepe'nin üzerinin açık olduğu düşünülüyordu. Fakat artık sütunlar üzerindeki oyukların yapıların üstünü kapatmak için yerleştirilen tahtalara göre oyulduğu da anlaşıldı. Yani üstleri kapalıydı buraların. Maalesef tahtalar 10-12 bin yıl dayanamadıkları için onları bulamıyoruz. Ama belki de yapıların üstünü kapatmak için kullandıkları tahtalarda da bir sürü şekiller, ifadeler vardı. Ama geçmişin karanlığında yok oldular. Sütunların üzerinde ve çevresinde birçok kabartma ve heykeller var demiştik. 12 bin yıl önceki avcı toplayıcıların bile çok başarılı sanat anlayışı olması bunları geliştirmiş olmaları gerçekten şaşırtıcı. Liderleri ve para birimleri olmayan insanların böyle bir organizasyona girişmiş olmaları daha da şaşırtıcı. Şu anda bu halkın kim olduğunu bilmiyoruz. Ve Göbekli Tepe'nin yapımından tutun da ta Sümerlere kadar aradaki o 5-6 bin yıllık boşlukta hiçbir şey yok. Neredeyse tamamen karanlık. Yani böylesine bir medeniyet 5-6 bin yıl boyunca nereye gitti, başlarına ne geldi bilmiyoruz kimdiler, hikayeleri nasıl son bulduğu? Bu sorular cevapsız. Göbekli Tepe'den 5-6 bin yıl sonra yakın bir bölgede ortaya Sümerler çıkıyor. Ama Sümerlerle bu halkın pek alakası yok. Ne inanç olarak bir benzerlik var ne de inşa tekniklerinde tek bir benzerlik var. Eğer Sümerler bu insanların ardılı olsaydı, bugüne kadar hem mitolojilerinde hem de Sümer şehirlerinde bu insanlardan kalma benzerlikleri görmemiz gerekirdi. Ama göremiyoruz. Göbekli Tepe, insanın tarıma geçiş evresinden bir tık önce ortaya çıkmış bir yer. İnsanın kendisiyle hayvanı ayırt etme ve kendisini daha üstün görme mantığının henüz filizlendiği zamanlarda inşa edilmiş bir yer. Bu mantık yerleştikten sonra inançların ve dünyaya bakışın değişmiş olması gayet normal ancak bu toplumun devam etmesi gerekirdi. Maalesef bunu da göremiyoruz. Aslında baktığımızda burayı çok zor yaşam standartları içinde yaptılar. Düşünün ki doğru düzgün kıyafet yok. Hayvan kürklerini giymeye çalışıyorsun. O da o kokusuyla vücuduna batmasıyla artık ne kadar rahat edersen. Tuvalet yok. Temizlik ürünleri yok. Her yer sinek böcek. Sinek ilacı yok. Sağlıklı koşullarda korunmuş yiyecekler yok. Hastalıkların doğru düzgün tedavileri yok. Ölümlerin çoğu küçük bir yaranın iltihap kapmasından oluyor ve acı çekmenizi giderecek doğru düzgün ağrı kesiciler yok. Şifacılık bile daha gelişmedi. Dökülen ve çürüyen dişlerin tedavisi yok. Yaşadığın bölge dışında dünyanın hiçbir yeri hakkında bilgi sahibi değilsin. İklimleri, fırtınaları, ölümü anlamlandırmaya başlamamışsın bile. Korku içindesin. Ve işte bu korku bizi bugüne kadar getiren o his oldu. Akşamları vakit geçirebilecek bir şeyler yok. Kitap yok, televizyon, bilgisayar, hatta binek hayvanları bile yok. O yıllarda daha evcilleştirilmemişlerdi. Zor ama merak uyandıran bir dönem. Peki özetleyecek olursak Göbekli Tepe'nin önemi nedir? En eski tapınaklar değildir. Daha eskileri de var. Ancak en iyi korunmuş olanı ve en büyüğüdür korunmuş olduğu için bize avcı toplayıcı insanların yaşantısına dair en çok bilgi veren yer dünyada Göbekli Tepe'dir. Avcı toplayıcıların da sanat ve organizasyon anlayışı olduğunu Göbekli Tepe sayesinde öğrendik. Urfa'nın dünyanın en önemli, en eski birkaç şehrinden biri olduğunu yine Göbekli Tepe bize tekrar kanıtladı. Sonrasında gelecek olan Sümer mitolojisine ve inançlarına hiçbir etkisi olmadığını, Sümerlerle hiçbir bağlantıları olmadığını öğrendik. Avcı toplayıcıların takas üzerine uzun mesafelerde ticaret yaptığını öğrendik. Göbekli Tepe'yi inşa eden halk gibi pagan topluluklarda doğanın insan üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu, saygı duyulduğunu öğrendik. Ayrıca eskiden köy hayatına geçişin nedeninin tarım olduğu düşünülürdü. Ancak Göbekli Tepe ve Urfa'nın gelenindeki buluntular şehir yaşantısına tarımla değil hayvanlardan korunmak nedeniyle olduğunu gördük. Yani korku bizi birbirimize yaklaştırdı. Göbekli Tepe'nin neden yapıldığının hala kesinlik kazanmadığını ve gün geçtikçe tüm bu yorumlardan ve fikirlerimizden daha farklı bir tarafa doğru gittiğini de biliyoruz. Şu anda bir bilim dalı var. Sembolik yazıları anlamak üzerine kurulmuş bir bilim dalı. Ve arkeologlar Göbekli Tepe'deki tasvirlerin genel bir hikaye anlattığından eminler. Göbekli Tepe'deki heykellerin, dizilişlerin, kabartmaların hikayesinin ne olduğunu bu bilim dalı sayesinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğreneceğiz diye umuyorum. Hiç bilinmez dostlar. Bugün bunları konuşuyoruz fakat henüz kazı alanının çok küçük bir bölümü ortaya çıktı. Yarın bir gün bambaşka bir amaca hizmet ettiğini, çok farklı ve çok daha şaşırtıcı nedenlerle bu yapıların inşa edildiğini ve bugün konuştuklarımızın yanlış kanılar olduğunu görebiliriz. Ama kesin olan bir şey var ki, Göbekli Tepe kazıldıkça, zaman ilerledikçe gizemi daha da artıyor. Günler geçecek ve eski insanların o heyecanlı, karanlık dünyalarına daha çok şahit olacağız diye umuyorum. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, Denizin Otesinde isimli Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.